Flash CS4'teki yeni özelliklerden bir tanesi de kemik aracıdır. Kemik aracı kullanarak nesneleriniz üzerinde iskelet sistemleri yaratabilir ve bu nesnelerin daha farklı bir şekilde animasyon yapılmasını sağlayabilirsiniz. Kemik aracı sadece ActionScript 3.0 temel dosyalar üzerinde çalışabilmektedir. O yüzden bu aracı daha detaylı bir şekilde inceleyebilmek için ActionScript 3.0 temelli bir flash dosyası oluşturalım. Kemik aracını hem şekillerde hem de movie clipler üzerinde kullanabiliriz. Öncelikle şekiller üzerinde kullanımını göreceğiz. Bunun için ekrana bir dikdörtgen şekil çiziyorum. Bu şekli istediğim şekle getirdikten sonra kemik aracını uygulayarak şeklimin üzerinde iskelet sistemi oluşturacağım. Biraz önce de bahsettiğim gibi kemik aracını hem şekillerde hem de kütüphane elemanlarında kullanabiliyoruz. Ancak ikisinin arasındaki kullanım farkları bulunmakta. Şekiller üzerinde kemik aracını kullandığımız zaman bir şeklin içerisinde istediğimiz kadar kemik yaratabilmekteyiz. Ancak kütüphane elemanlarını kemik aracıyla kullandığımız zaman bir kütüphane elemanının yansımasında ancak bir kemik oluşturabilmekteyiz. Şu anda ekranda bir şekil var ve bu şekil içerisinde kemik sistemi yani iskelet sistemini yaratmak istiyorum. Bunu yapmak için kemiğin başlayacağı noktaya tıkladım. Ve ilk kemiğin biteceği noktaya kadar sürükle bırakla faremi götürüp bırakıyorum. Diğer kemiği oluşturmak için farklı bir noktaya gittim. Diğer kemiği oluşturmak için farklı bir noktaya gittim ve son kemiğimi oluşturmak için cismin uç noktasına kadar ilerledim. Bu noktada eğer zaman çizelgesine bakarsanız, biraz önceki katmanımızın boş bir katman haline dönüştüğünü, bunun üzerinde armatür adında yeni bir katman oluştuğunu görüyoruz. Bu katmanın ikonu diğer katmanlara göre daha farklı bir şekilde Küçük bir insan sembolü var burada. Bunun anlamı bu katmanın içerisinde bir kemik sisteminin yer aldığı. Şimdi bu kemik sistemini kullanarak animasyon yapalım. Animasyonu yapabilmek için belli bir uzunlukta bir katmana ihtiyacım var. Animasyonumun 40 kare uzunluğunda olmasını tasarlıyorum. O yüzden bu katmanı 40. kareye kadar insert frame ile uzatıyorum. Eğer 40. karede daha farklı bir poz yaratmak istiyorsam insert pose seçeneğini seçerek bu noktada kemik sisteminin daha farklı bir dağılım göstermesini sağlayabilirim. O zaman animasyon yapmak istediğimiz için 40. kareyi seçtikten sonra insert pose seçeneğini seçerek bu noktada farklı bir görüntü elde etmek istediğimi Flash'a söylüyorum. Şimdi gerekli olan şey 40. noktadaki kemik sisteminin daha farklı bir konuma getirilmesi. Bunu yapabilmek için araçlarımdan selection Tool alıyorum. Kemik yapımı seçtikten sonra kemik kısmına hangi noktadan eğmek istiyorsam sürükle bırakla bu işlemi yapıyorum. Ve animasyonumun ön izlemesini yapmak için kontrolden test movie seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi ekran üzerindeki şekil kemik sisteminin yardımıyla animasyonu tamamlıyor. Şimdi ise bone tool aracını bir kütüphane elemanı üzerinde uygulayalım. Bunu yapmak için öncelikle bir kütüphane elemanı oluşturmam gerekiyor. Sahne üzerine bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgeni seçtikten sonra modify'dan convert to symbol seçeneğini seçerek bir kütüphane elemanına dönüştürüyorum. Oluşturacağım kemik sisteminde, oluşturacağım iskelet sisteminde birden fazla kütüphane elemanı kullanmak istiyorum. O yüzden bunların ekran üzerinde birkaç tane yansımasının olmasını sağlayacağım. Evet. Şimdi bu ekran üzerindeki dört tane yansımayı birbirlerine Bone Tool aracını kullanarak bağlayacağız. Bunu yapmak için Bone Tool aracını aldım. Birinci cisimden ikinci cisme kemik yaratıyorum. İkinci cisimden üçüncü cisme kemik yaratıyorum. Üçüncü cisimden de dördüncü cisme kemik sistemimi yaratıyorum. Şu anda ekrandaki kutu elemanının dört yansıması arasında kemik sistemini oluşturdum. Aynı şekil örneğinde olduğu gibi katman birim armatür 1 adındaki bir katmana dönüştü. Bu katman özel bir katman ve bir insan sembolü var. Dolayısıyla bu katmanın içerisinde bir kemik sistemi olduğunu anlayabiliyorum. Animasyon yapabilmek için 40. kareye geldim. Sağ fare ile açılan menüden Insert Pose seçeneğini seçiyorum. Bu noktada farklı bir görüntü elde etmek için Selection Tool'u aldıktan sonra kemik sistemini seçiyorum ve ilgili noktalardan değişiklik yapıyorum. Filmimizi denemek için Kontrolden Test Movie seçeneğini seçeriz.